konser kalmamış. Hep apartmana gitmiş. Aynen. Bahçeli evler tek tük kalmış işte sizinki aynen gibi. Biz işte biz burayı değerlendirdik böyle. Taşındık buraya geldik. Yiyeceğimiz içeceğimiz aldık. Buraya hı geldik. Virüsten dolayı apartmanda oh yaşamak zor oluyor. Çok iyi yapmışsınız. Zeynep al bu senin ekmeğin. Ay o küçük hanımefendinin ekmeği mi? Evet. Yeğenlerin dişi başı ağrımaz derler. Evet. Birlikte vakit geçiriyoruz teyze. Ne yapalım? Tatil. Evde hayat var. Bahçede hayat var. Evet. Canımıza yufka istedi. Dedik bugün yufka yapalım, börek yapalım. Ellerinize sağlık. Şey bunun içerisinde neler var? Peynir, hı, nane, hı, yeşil soğan, maydanoz, bu anne, biber. Bu biber, anne, evet. Biraz da yağ koyduk içine, zeytinyağı. Hı. Ellerinize sağlık. Birazdan bununla görüntüleriz. Evet. Daha buradayız. Anne bak ben bir yufka yapıyorum. Anne. Havanın ismi neydi sizin? Sahil Deniz. Tamam, anne, Zeynep'e abone olalım, tamam mı? Anne, ne ben şimdi size not bırakırım, anne, yazarım. Anne, şuradaki hani bir tane hamur al. O çok büyük almışsın. Ben sana küçük vereceğim Zeynep, onu yapma. Sen onu bana verirsin, ben devam ederim. Tamam mı kızım? Tamam. Yalnız Zeynep'in oturağı yüksek. Evet, Zeynep. İkna edemedik. Söylüyoruz da. Biraz alçak olacak ki bak. Biz dedik şu taşın üstüne minderini koyuyorsun. Hmm. Öyle çok yüksektesin. Daha yeni başlamışsınız evet, öyleyse. Yeni başlamış, evet. Saç bile ısınmamış neredeyse. Abi ben bu işlerde çok acemi. Öğreneceğiz. Her şey bir acemiliği oluyor. Yapmaya, korona yapmak, bütün kadınlara ekmek yapmayı öğretti. Herkes evde ekmek çaldı. Al Zeynep ekmeğini bak. Atıyorum. Zeynep ver onu ben devam edeyim. Onu bana ver. Ver. Sacan. Taraftan al sen. Zeynep'in köşesini boş boş çekin. Sonra Zeynep'le hazır olunca çekeriz. Evet. Salıncak da kırmışlar. İşte Zeynep'in 25 Nisan kutlama köşesi. Zeynep'in köşesini çekiyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, yarın için hazırlık yapmış. Biz birazdan ekmeği pişirecek, sonra gelip bu köşede bana şiir okuyacak, söz verdi. Tahtanın arkasında da birileri bir şeyler yapıyorlar. Salıncağı da çok güzel. Zeynep çok şanslı. Evet. Babası iki tane yaptı salıncak. Bir tane de değil. İki tane yalnız minderlerini çıkardı. Ben onu özünde görelim. İp çok ya orada. Belki de oradan sarkıyordu. Ben, bu yanda mı? Hamak gibi. He, hamak gibi. He, evet. Hamak gibi de bozduk onu. Yağmur havası var diye. He. Bir bulut geliyor bir gidiyor. Evet. Kızımıza bir
el veriyoruz kızımız. Bayramını kutluyor evde. Ekmek yapıyor anneannesiyle birlikte. Zeynep, hiç sesin çıkmıyor. Kimisi bunu sac böreği diyor. Siz ne diyorsunuz? Ha, biz de börek diyoruz. Heh. Katmer diyoruz, börek diyoruz. Evet. Öyle. Yine bu çay tabağını verir misin kızım? Kenarları mı keseceksin? Keseceğim, evet. Hı. Hem yapışmış olacak. Hı hı, şöyle. Ben de katmayı yapacağım. Evet, yapalım, abla yesin. Gözleme. Çok güzel ama. Tekniği de bu. Böyle kesiyoruz. Oyalamaktan başka bir şeysi yok Zeynep. Börekler yanar mı acaba? Yok. Yanmaz. Tam da zamanında kavuştun abla. Evet. Nene bu kadar yeter mi? Yeter. Biraz daha alabilirsin. Zeynep, bu son ekmeğin olsun, tamam mı? Bak, ben zaman kaybediyorum ama. Bir gazete vardı, gazetenizi ne yaptınız? Burada. Bak, kızımızın ekmeği. Zeynep, sen tandır biliği de yaparsın. Bak, bilmiyor. İşte senin yaptığın gibi. Öğrenirsin. Bizim memleket Malatya mı? Evet. Yandı ya. Kısmetine.